İsmim Ali Rıza. Kimde Selan Sertik Alamada baş senetçi. Aynı zamanda ARGE koordinatörlüğü yapmaktayım. Kayıt olması hasebiyle bana soru sorarken direkt firma ismi sormadan tarif ederek sorarsanız onları cevaplamaya çalışırım. Daha önce burada 2 sene önce bir eğitim vermiştik. Çocuklar hemen hocam şu nedir, bu nedir, şu helal mi, bu helal mi, hemen o sorulara odaklanıyorlar. Dolayısıyla burada bir suç işlemiş olmayalım ya. Var mı sıkıntı? Peki. Şimdi öncelikle helal lokmanın önemi. Malumunuz Müslümanız. Tabi olduğumuz bir kitabımız var. Bu kitapta Allah-u Teala bizlere hafızınız da çoktur. Şimdi size de burada şey olmaz. Maide suresi olsun, Bakara suresi. Bakara suresi 168'de işte külü mimma fil ardı halalen tayyiben diye bir ayetimiz var bizim. O ayet-i kerimede Allah-u Teala bizlere helalen tayyiben yememizi emrediyor. Helal nedir? Haram nedir? Meşbuh nedir? Bir de tayyiben diyor. Tayyiben nedir? 4 tane tabirimiz var. Şimdi bu 4 tabirden helal olanı hepimiz biliyoruz. Ama ben burada sizlere soru sorarak ilerlemek istiyorum. Mesela helale bir örnek verebilecek olan var mı? Hocam şu helal. Buyur. Selam. Ne? Marka yok. Haram olmayan haram olmayan her şey helal midir? Hayır. Manayı muhalifiyle. Değil mi? Kendi elimizle yaptığımız her şey helal midir? Ne yaptık mesela? Ne yaptık? Yap bir şeyler. Salata. Hocam. Salata hocam. Kendi emeğiyle yaptık. Salata yaptık. Salata helal oldu mu? Yumurta. Salata yaparken ne lazım? Salata. Daha ziyade sorunu cevaplı ilerleyelim. Daha akılda kalın. Tamam. Şimdi ben burada size teknik konulara girmektense. Salata yaparken ne lazım? Salata. Salata lazım. Domates. Domates. Mevsimine göre, talebine göre değil mi? Sebze, meyve lazım. Şimdi bu sebzeler helal midir? Evet. Allah'ın yarattığı, insan eli değmeden, işte manavdan vesaireden aldığımız sebze, meyvelere biz genel olarak helal kabul ediyoruz. Sıkıntı yok. Ama problem bunların işlenmesinde başlıyor. Mesela meyve diyorsun, portakal. Portakal helal, lakin bu meyve suyu fabrikasında nasıl portakal suyu olur? Bu önemli. Kaç çeşit meyve suyu var? 4 çeşit meyve suyu var. %100. Tamam, %100. Sonra nektar. Meyveli içecek, meyve aromalı içecek. Tamam, 4 tane. Şimdi %100 dediği tamamen meyveden ibaret. Tamam, içine bir şey atamıyorsun. Bakıldığında en güvenilir bu. Sonra nektar. %30'a kadar meyve içerir. Geri kalan ne olacak o zaman? Su. Ha? Su. Tatlandırıcı, aroma, bazen renklendirici. Tamam. Ondan sonra meyveli içecek. Bu da %10'a kadar meyve. Bak bunlar önemli tabirler. Bazen görürsünüz meyve suyunun üzerine bak. Üzerinde meyveli içecek diyorsa içindeki meyve oranı %10'a kadar. Tamam. Onu geçti mi 10 ile 30 arası nektara girer. Sonra meyve aromalı. Hiç meyve yok. Ama bakıyorsun satılıyor yani. Onda ne yapıyorlar? Aroma, su, tatlandırıcı, şeker. Renklendirici. Şeker. Renklendirici hangi renklendirici mesela? Vişne suyu mesela. Kırmızı. Nedir o? Kırmızı. Karmin. Duydunuz mu hiç? Karminik asit dedikleri bir parazit denilen, koşinel denilen işte çeşitli ifadelerle de ifade ediliyor. Yanlış da ifade etmek istemem. Bir tane parazin, kaktüse parazit olarak yaşayan o canlının kanatlarının altındaki karminik asitin ekstrakte edilip saflaştırılıp daha sonra toz haline getirilip meyvenin içerisine meyveli soda mesela veya kırmızı bir meyve suyu veyahut da işte meyveli yoğurt, meyveli sütler
bunların içine girer. Bu böcek nedir? Bize helal olan bir böcek var mıdır? Ha? Bravo. Bize helal olan bir böcek vardır, o da çekirgedir. Hatta Medine müdafi Fahrettin Kocaman Paşa askerleriyle aç kalıyor, çekirge yiyor. Bu tarihte de geçen bir kıssadır. Tek böcek çekirge ve ölüsü bize helaldir. Hiç yemedim, merak da etmiyorum ama yani demek ki bir çeşidi belki de, bilemiyorum. Çekirgede var. Başka helal bir böcek var mı? Yok. Değil mi? Biz arının kendini yemiyoruz. Arının balını. Şimdi öyle adamlar çıktı. Hocam biz arıya bile güvenmiyoruz diye. Balı kendimiz yapıyoruz diyor. Tamam. Yani arı ürünü değil. Kendi glikoz grubuyla falan yedim. Netice itibariyle bu böcek, karmin böceği nedir? Haramdır. Bunu yememiz. Değil mi? O zaman bunun girdiği meyveli soda, bunun girdiği meyve suyu, bunun girdiği pasta. Eskiden sucuklara bile gider. Kırmızı renk vermek için. Pasta, rujlar rujlar kadınların kullandığı şeyler, meyveli sütler, kırmızı renk de olan bir gıda ürünü varsa bu böcek girer. Bu böcek de haram. Tamam. Böyle kritik durumlar var. Peki başka helal? Salata dedik. Salatadan meyve suyunu atladık. Başka bir şeyler söyleyeyim mi? Helal ne yiyorsun? Ne yiyorsun helal? Ya vurma yiyorsun. Bunu soracaktım. Ali Rıza ismi. Yok. Karmin. Karmin. Tamam. Ne ekibendim? Hurma helal. Hurma helal mi? Hurmanın bazısı vardır. Görürsünüz. Dışı parlaktır. Biraz da şekerimsilik olabilir. Bazı hurmalara glikoz şurubuyla şey yapar. Muamele yapar. Bazılarına da yağlama yapılabilir. Tamam. Yağlama yapılır. Bazılarına, hurmaların bazılarına da dolgu yapar. Yani çikolatalı hurma. Çikolatalı hurma olunca helal olmuyor. Burada çikolata ayrı, hurma ayrı. Hurmanın kendisine helal diyebiliriz. Ama çikolataya helal demen için bayağı uğraşman lazım. Tamam. Evet. Yok mu başka helal? Bir şey söyledim. Sorun. Haram olan bir meyve var mı? Haram olan bir meyve var mı? Cevzet-i Tayyip denilen muskat diye ifade ettiğimiz bir bak şey diyebiliriz, kuru yemiş diyebiliriz. Bir tane var. Bu pek bilinmiyor ama kitaplarda da geçiyor bunun haramı. Sarhoş eden. Başlı başına bak beklemez. Beklemediği halde yediğinde sarhoş edici özelliği var. Muskat. Bunu nerede görürsünüz biliyor musunuz? Bunu gidersiniz bir restorana. Efendime söyleyeyim, patates kızartmasının yanında bir toz baharat karışımı alırsınız. Onun içinde olabilir. Gidersin çiğ köfte alırsın, çiğ köftenin içinde olur. Bunlar çoğu çiğ köfteci bu muskatı kullanır. Ha sen şimdi gideceksin buradan herhangi bir şubeye, diyeceksin ki hocam sen muskat kullanıyor musun? Adam bilmez. Çiğ köftede iş şöyle ilerler. Sen bir şube açmışsındır, o şubeye mal üretim tesisinden gelir. Dolayısıyla oradaki adam hiç bilmez. Yani ona sormana gerek yok. Bulyon atıyor mu? Bilmez. Bulyon da atar. Tamam. Hatta bulyonun cezası sabittir, onun cezasını ödüyorlar, devam ediyor. Maalesef böyle bir durumda. Bulyon nedir? Et suyu. Et, et suyu diyoruz. Mesela bazen bazılarımızın evinde anneler kullanıyordu. Pilava atarlar, çorbaya atarlar. Piyasada yediğiniz çoğu çorbada et suyu vardır. Bulyon. Geçen gittim İzmir'e, orada bir dedik kelle paça yiyelim. Tamam. Margarin olmaz dedik. Olmuyor genelde. Terbiyeli falan değilsin. Sonra dedim bulyon var. Var hocam biraz atıyoruz tabii. E dedim ya bunu zaten paça suyu değil mi bu yani kemikten yapıyorsun. Buna niye atıyorsun? Bu lezzet veren bir madde içeriyor bu. Tamam mı? Çoğu kere bunun içinde MSG denilen de bir madde vardır. Lezzet verir. İğrenç bir şey bile yesen, tamam, bu olduğu için harika, hayatımda böyle iyi bir çorba içmedim dersin. Bunu nerede görürsünüz? Soslu mısırlarda. Böyle baharatlı mısır cipsleri vardır. Bir kere şöyle çevirin arkasına bakın. Monosodyum glutamat veya MSG.
diye yazar. Göreceksiniz. Yani uzağa gitmenize gerek yok. Ben size böyle az bulunur şeyler söylemiyorum. Hemen gidin. Belki burada kantin vardır. Kantinde bile Allah alem vardır. Baharatlı olan böyle acılı macılı soslu. Göreceksiniz. Bakın göreceksiniz yani. Öyle kolay da bulunamış. Bu da sıkıntılı bir madde. Sağlık açısından olsun vesaire olsun. Tamam? Evet. Başka? Hep aynı soru. Sen söyle bakalım. Bulyon helal midir hocam? Bulyonda şimdi şöyle bir sıkıntı var. MSG'yi geçtim. Bulyona yurt dışında yağlar gelebiliyor. Yurt dışından yağlar, kuru etler. Bunları toz hale getiriyorlar. Ve o bulyon tabletin içine koyuyor. Şimdi yurt dışında et yenir mi? Var mı gurbetçi? Gurbetçi var mı? Nerede? Almanya'da geliyor. Tamam, şimdi bir ehli kitabın kestiği size helal kılındı diyor kitapta, Kur'an'da. Ehli kitabın kestiği bize helal kılındı ama İbn-i Kesir tefsirinde o ehli kitap gidiyor. Hani Allah'tan başkası adına diyor, onu kesmez diyor hayır. Yani şirk ehli olmayacak. Öyle bir ehli kitap olacak. Öyle bir ehli kitap bulmanız çok zor. Çoğu Hristiyan veya Yahudi, bizde de var öyle arkadaşlar. Bakıyorsun sorsan Müslümanım diyor ama hiçbir şey yok. Ne itikaden ne amelen hiçbir şey yok. Tamam. Hani bir ateistin yaşadığı gibi yaşıyor. Şimdi böyle tiplerin kestiği de helal kabul edilmiyor. Tamam. Dolayısıyla ehli kitap bulmanız da zorlaştı. Ve şimdi Hans zaten besmele getirmez. Orada bir de hayvanlar şoklanarak öldürüyor. Avrupa Birliği müktesebatınca. Tamam mı? Hayvanı öyle boğazından bıçakla kesme durumu söz konusu değil. Bazı yasaları var. Hayvanı işte refahı gereği işte şokluyorlar. Hayvan bayılıyor. Öyle kesiyorlar. Veyahut da mesela büyük hayvanlar için konuşuyorum. Bildiğin silah gibi bir şey düşün. Hayvanın şakağına dayıyorlar. Buraya ya yivli diyorlar, içeri girip çıkan bir kurşun var. Yahut da bir kurşun var, giriyor orada kalıyor. Yani bildiğin silah sıkıyorsun. Hayvan bu esnada şoklama geçirmiş oluyor. Tamam mı? Yere düşüyor tabiri caizse. Rahatça kesiyorlar sonra. Tamam. Bu hayvan refahı olmuş oluyor. Halbuki hayvanı iki defa eziyet ediyorsun. Bizde bir kere kesmede sonra bırakıyorsun kendine, kanını akıtıyor. Bir daha eziyet etmiyorsun. Burada hayvanı bir eziyet ediyorsun, sonra bir daha şey yapıyorsun. Güya acı hissetmiyor ama ne biliyorsun sen yani onu kendine uygulayıp deneyen var mı acaba bilmiyorum. Yap bakalım oluyor mu olmuyor mu? Bunlar biraz sakıncalı şeyler. Bizim Hanefi mezhebinde şoklamanın helal olabilmesi için şöyle bir durum var. Hayvana şoklamayı uyguladın. Şoklamadan sonra hayatını devam ettirmesi gerekiyor diyor kitapta. Fıkra kitapta. Şimdi hayvana şoklamayı uyguluyorsun 45 saniye sonra hayvan ölüyor. Sonra kesiyorlar. İyi efendim. Bu sefer de ne oluyor? Evvel katil meselesi ortaya çıkıyor. İlk. Maliki mezhebinde bu sefer de sıkıntı çıkıyor. Maliki mezhebine göre ilk öldürecek darbe hangisi? Şoklama. Şoklamayla öldü ama. Hayır. Mesela Bakara suresinde galiba o ayet 168'de Hürrimet aleykümül beytetü veddemü ve lahmül hınzir diye devam eden ayette işte orada işte yaralı işte bilmem ne gibi hayvanlar da sayıyor Allah-u Teala o ayette. Bunları bunlar silah haram kılınır. Bir hayvan yaralanmakla ölmüş olursa ne olur? Sıkıntı. Tamam. Biz şimdi gindes olarak dört mezhebe göre sertifika vermeye çalışıyoruz. Sadece bir mezhep değil. Mesela bizim sertifikalarımıza bakın. Çoğunda bir... Tabii şöyle göstereyim. Logomuzu görüyor musunuz? Yeşil bir logo var. Şöyle en azından göstereyim biraz ya. Bu yeşil logonun etrafında mezhepler yazar. Hanbeli, Şafii, Maliki, Hanefi gibi. Bizim o kesimhanelerde o kutucuğun etrafındaki hepsi tik olur. Hanbeli kısmı çarpı olur. Niye? Bravo. Hanbelilerde
Böyle bir durum var. Adam hiç namaz kılmıyorsa kafir olarak kabul ediliyor. Bundan dolayı kestiği yenmez bunun diyor. Kafirin kestiği yenmez. Tamam mı? Dolayısıyla bundan dolayı yenmez bunun eti diyor. Ve biz de çıkıyoruz gidiyoruz hani Hanbeli kısmına çarpı atıyoruz. Çoğunda böyledir. Maalesef. Yani çoğu kesimhanedeki kasapların zaten kasapları da tenzih ederim. Hepsini öyle demeyelim de çok şuurlularına da denk geldik. Genel itibariyle kasaplar okumamış arkadaşlar oluyor. Yani bir iş bulamamış veyahut da hasbelkader babası kasap bir şekilde kasap olmuş. Yani bir ilim, bir bilgi, bir şey yok. Sürekli ömrü boyunca hayvan kesmiş. Dolayısıyla şey oluyor. Biraz bilgi şeyleri, hassasiyetleri, dini hassasiyetleri de zayıf oluyor. Çok namaz kılmıyor. Hatta çok sarhoş hayvan kesmeye gelenleri var. Çok adam akşamdan kalmış. Belli kokuyor ya. Yanına yaklaşıyor. Öğlelerine biz mesela sarhoşlara kesim yaptırmıyoruz. Kesimde önemli bir şey var. Kadın kesim yapabilir mi? Yapar. Asıl olan akıldır. Müslümanlıktır. Usulünce kesebiliyorsa, aklı varsa, kadın, erkek, akıl bari olmuş, çocuk dahi kesim yapabilir. Tamam mı? Bak akıl diyoruz. Sarhoşa neden kestirmiyoruz? Aklı başında yok. Bu an. Tamam mı? Bundan dolayı sarhoş olursa biz direkt reddediyoruz. Bir tane firmada oldu mesela. 14 mu 16 yıllık bir kasaptı adam. İlk defa benim o bizden sertifika alıyor. Biz içtiğini öğrenince adamı kesimden aldık. Adamın zoruna gitti. 16 yıldır kesiyor. Adam parmakla gösteriliyor. Baş kasap. Adamı et parçalamaya gönderdi. Sıradan yani o piyas o camiada basit bir iş yani. Yani bir adam şey yapamıyorsa yani ya temizlikçi oluyor ya et parça. Sıradan bir adam muamelesine girdi. Böyle bir hassasiyetimiz var. Yani namaz kılmaları hususu, efendim işte Müslüman olması, sonra bir de o da yetmiyor. Sınava tabi tutuyoruz. O sınavda sorular soruyoruz. Soruları geçerse, sınavı kazanırsa, 70'in üzerinde bu arada, alırsa ancak kasıtlık yapabilir yani. Orada da kesim standartlarımızı ezberliyorlar, öğretiyoruz. Onlara göre kesim yapıyor. Tamam, durum bu. Peki, buyurun. Türkiye genelinde mi şey yapıyorsunuz, sadece İstanbul'da? Şimdi biz Türkiye geneline geçtik, artık yurt dışına da gidiyoruz sertifikalar. Yani ben... Bir Amerika kıtasına gitmedim, geri kalan hepsine gittim. Sertifika için. Evet. Çekirdek helal. Helal. Helal mi çekirdek? Helal. Allah'ın verdiği ay çekirdek. Veya kabak değil mi? Helal diyebilir miyiz? Şimdi çekirdeklerde bazıları tuzlu olur. Değil mi? Tuzlu çekirdek nasıl tuz ona yapışıyor? Hiç düşündünüz mü? Kavur. Hadi git evde kavur bakalım. Sonra da üstüne tuz dök. Tuzla beraber de kavur. Acaba yapışacak. Ben sana söyleyeyim. Cevap hayır. Yapışmayacak. E hocam biz yiyoruz yapışık nasıl yiyoruz? Gam arabik dedikleri, gam dedikleri bitkisel kaynaklı bir fasulye türevi bu. Onun toz halinden bazen ekstrakt ederek vesaire çeşitli yöntemlerle onu elde ediyorlar. Bu bir yapışkanlık özelliği sağlar. Tamam mı? İşte bu yapışkan özelliği tuzla birlikte çekirdeğe tuzu yapıştırırlar. Hikaye bu. Aslında sadece çekirdek yemez. Gam yersin, tuz yersin. Bir de tat versin için vanilya aroması atar. Bak bir çekirdek ya. İçi değil ha, dışından bahsedin. Dışına yapılan muamele bu. Şimdi çekirdeği ağzına aldın, bu aroma, tuzluluk ne yapıyor sana? Lezzeti veren kısım orası, dışı. Önce orayı alıyorsun tadını.
Sonra kırıyorsun, içini yiyor. Aslında sen lezzeti dışarıdan al. Onun için hep muameleyi dışa yapalım. Tamam. Evet, var mı başka soru? Helal. Tamam, helal. Soru. Helal mi? Şimdi vanilya aroması helal. Guargam helal olma ihtimali yüksek. Ama vanilya aromasının helal olma ihtimali biraz düşük. Tamam. Bunu üretirken aroma nedir? Esans nedir? Aromalar ve esanslar ciddi manada helallik riski taşıyan ürünlerdir. Bak burada pek çoğumuzun cebinde belki de esans var. Değil mi? Bu esansların üretimini görmüş bir abiniz olarak söylüyorum. Yaklaşık 3000'e yakın kimyasal madde var. Bazıları mükerrer. Toplamda 1000 diyebiliriz. 1000 tane kimyasal madde var. Sen bir koku istediğinde, adama gittiğinde ben bu kokudan istiyorum dediğinde onun parfümörleri çalışır. Netice itibariyle buna yakın kokuda 10 tane koku, 10-20 tane alternatif verirlerler ve sana sunarlar. Bak biz senin kokunu çalıştık, alternatifler bunlar. Sen bunları alırsın, incelersin. Şunu beğendim dersin. En yakın bu olmuş dersin. Kendince. Onlarda bir formül vardır. İşte o 1000 tane kimyasaldan o formülü yaparlar. Tamam mı? Bazen de çeşitli işlemlerle o formülü yakalarlar. Sadece iş kimyasalları katayım, karıştırayım, esans yapayım. Böyle bir şey yok. Bazen de katar karıştırır, bir koku yapar, sonra onun moleküler buhar distilasyonunda bambaşka bir koku haline getirirsiniz. Tamam mı? Bu esans işi acayip bir iş. Genel itibariyle de Musevi cemaatindedir. İşin garibi yani. Hacı Hoca bile esas sürüyor ama Yahudi üretiyor ya. Bakın piyasayı araştırın göreceksiniz. Yani 10 kişiden belki bir kişi Türktür. Genel itibariyle Yahudiler üretir. Peki hocam bu esans içinde haram bir şey mi o? Evet. Yeri geliyor. Etanol ihtiva eden katkı maddeleri kullanılarak esans yapılıyor. Kaç tane gördüm gözlerimle. Etanol nedir? Etanol bizim haram kabul ettiğimiz işte o şarabın esas maddesi olan madde var ya sarhoş eden. Etil alkol dedikleri. O madde işte etanol. Peki hocam her alkol yazan şey haram mıdır? Kolay. Ha? Mesela aldın eline bir tane ilaç, içerisinde yazıyor benzil alkol. Değil mi? Bazı böyle değişik değişik bilmem ne alkol. Görürsünüz monopropilen glikol. Sonu hep ol. Alkol gibi bitiyorsa bunların hepsine biz alkol diyoruz kimyada. Nedir bu alkol? Tanım olarak bakarsan karbon atomuna bağlı o hidroksil grubu varsa buna alkol diyor. Alkil grubuna bağlı hidroksil var. Tanımı bu. Pek çok alkol var. Peki haram olan hangisi? Sarhoş eden. Kafeye götüren. Metil alkol ve etil alkol. Tamam bunlar sarhoş eden. Diğerleri şu an için bilinen sarhoş edici özellikte olanlar bunlardır. Mesela izopropil alkol görürsün bazen dezenfektanın içerisinde. Bu haram mı peki? Sarhoş ediyorsa olabilir. Kolonya. Ama sarhoş etmez bu. Bunu içerseniz ölürsünüz. Tamam. Petrolden elde edin. Böyle de bir durum var. Peki. Hocam protein tozlarının şeyini... Sporcu musun? Düşünüyorum hocam. Ha düşünüyorsun. Protein tozlarında sıkıntılar var. Şimdi biliyorsun protein tozu yapmak için ne lazım? En basitinden peynir altı suyu tozu lazım. Peynir altı suyu tozu nedir? Bak şimdi gidiyoruz peynire doğru gidiyoruz. Peynir altı suyu nedir? Peyniri yaparsın. Peyniri yapınca bir su çıkıyor. İşte bu su peynir altı suyu.
Peki peyniri neyden yaparsın? Sütten. Sütten yaparsın. Süte ne atarsın? Maya. Maya. Maya atarsın. Süt peynir olur. Değil mi? Peki bu attığın maya nedir? Helal midir, haram mıdır? Farz edelim ki haram. Bak şimdi, silsileye bak. Süte attığı maya haramsa, peynir ne oldu? Haram. Peynirden çıkan su ne oldu? Haram. Haram. Peynir altı suyunun girdiği, peynir altı işte o protein içeceği ne oldu? Protein tozu. Haram mı? Efendim mesela o peynir altı suyu tozunun girdiği bisküvi ne oldu? Bakın çoğu bisküvi de göreceksiniz bunu. Hocam çoğu abur cubur da yazıyor. Çoğu abur cubur da göreceksiniz. Dolgu maddesidir, ucuzdur, tamam mı? Protein kaynağıdır. Ne oldu? Bak peynir altı suyu tozunun girdiği diğer ürünlerde. Baharat karışımları dahil, işte efendim bisküvi, çikolatalar, bazen çikolatada da görürsünüz. Tamam mı? Ne oldu? Hepsi haram oldu bak. Bir başladık sütten, sütün mayalanmasından. İş mayada bitiyor demek ki. Mayayı helal yaparsanız, peynir de helal, suyu da helal, suyunun tozu da helal, o tozunun girdiği eğer bisküvi başka bir maddeler içermiyorsa, onlar da. Şimdi protein tozlarında sadece olay peynir altı suyu tozu değil. Bunlarda bazı amino asitler vardır. İşte bu güç kuvvet veren şeyler aslında biraz da. O takviye edici şeyler işte. Bunlar hayvansal olabilir. Ki yurt dışında çoğu hayvansal. Tamam. Dolayısıyla bak hayvansal ve yurt dışı diyorsak korkacaksınız. Tamam. Allah alem kuvvetle ihtimal haramdır. Tamam. Dikkatli olmak lazım. Helal sertifikalı protein tozumuz maalesef şu an için yok. Onu da söyleyeyim. Evet, sormayanlar. Hocam hani haram, mayaya haram diyorsunuz, silsileden dolayı haram oluyor ya. Biz peki mayanın haram olduğunu nereden bileceğiz hocam? Tamam. Şimdi zaten sen hiçbir şeyi bilemeyeceksin. Sana özel değil. Ben de adar. Aldım elime bir ürün. Şimdi bak bir tane bisküvi içeriği. Ne göreceğiz bisküvinin içinde? En başında un göreceğiz zaten. Değil mi? Un helal mi, haram mı? Bunlar nasıl üretiliyor biliyor musunuz? Hiç babası böyle un fabrikasında çalışan değirmende bulunan var mı? Yok. Anlatayım biraz. Sen misin? Fabrikamız var. Ha, fabrikamız var. Kozlular var. Onlardan mısın? Yok hocam. Afyon var. Afyon ne? Neyi fabrika? Tınaztepe. Tınaztepe. Un yem. Un yem. Yem mi yapıyor, yumurta mı, un mu? Hepsi. Tamam. Neyse ben biraz anlatayım. Kardeş biliyordur ama. Şimdi buğdayı aldın. Vals dediğimiz değirmen diyeyim. Öğüttün. Ne çıktın? Kepek karışım. Unun nişastası, o buğdayın nişastası falan. Çıktı. Onu ayırdın. Geriye beyaz nişasta. Bu beyaz nişasta ekmek olur mu? Olmaz. Neden? Kepeğinden, mineralinden, unundan, burundan ayırdık. Yani o ekmeği ekmek yapan bazı enzimler var. Hemülaz, lipaz, glukoz oksidaz, amilaz. Tamam? Bu enzimler her biri ekmeğe bir özellik katar. Mesela dikkat et, ekmek pişiyor, içine bir şey olmuyor ama dışı tabaka olur. Değil mi? Bunu ne sağlar? Lipaz. Ekmeğe basıyorsun, eski haline geri geliyor. Değil mi? Bunu ne sağlar? Gene bu enzimlerden birisi. Sonra ekmeğin hamurunu yaptın, bir bıçakla kesik attın. Düz bir şekilde açıldı. Bunu ne sağlar? Bu enzim. Tamam mı? Bakıyorsun içinde kabarcıklar var. Onu da bir enzim sağlar. Bu buğdayın, Allah'ın buğdaya verdiği bir özelliktir. Lakin buğdayı saf bir şekilde bırakırsa sıkıntı yok. Ondan ekmek olur. Ne diyorlar ona? Tam buğday. Değil mi? Tam. Tam buğday iyi, faydalı. Ama genel itibariyle bizim halkımız beyaz ekmek sever.
Beyaz ekmek sevdiği için de ne olacak? O zaman bu enzimler gelecek. Peki lipazın kaynağı nedir mesela? Bir tanesi domuz. Bak ekmeğe bile haram girmiş. Una bile haram girmiş. Değil mi? Allah'tan hani birkaç tane sayalım, reklamı olsun bizim firmaların. Sertifikalı diye sayıyorum. Aklında olmayanlar da artık hakkını helaliz. Eriş var mesela. Ondan sonra Sinangil var. Ondan sonra Selva var. Golda var. Bak bunlar sertifikalı mısın? Çoğu markette de görürsünüz. Tamam mı? Afiyet. Şimdi bir dakika. Unu bu şekilde anlattık. Başka ne girecek şimdi o bisküvitin içine? Nasıl bir bisküviyse artık ona göre çeşitli katkılar olur. Ama sade bir bisküviden bahsedecek olursak süt tozu, peynir altı, suyu tozu girer. Onu zaten anlattık size, değil mi? Ondan sonra vanilya aroması gibi bazı aromalar girer. Onu da anlatmış olduk size. Bakın bir basit bir bisküvide bile helal içindeki 3 tane madde var. En az, asgari. Valla çok mu kurcalıyoruz? Bazen öyle diyorlar. Ya çok karıştırıyoruz. Bırak diyor ya. Rahat. Yiyelim ya. Tamam. Biz böyleyiz. Yani takvalı olmak istiyorsanız, şu ilimlerden istifade etmek istiyorsanız, bakın eskiler İmam Rabbani'leri falan duyuyorsunuz. Mektubatlarda vesairelerde anlatılıyor. O hikayeler. İmam Rabbani Hazretleri'nin mesela bir oğlu varmış. Onda çeşitli haller görülürmüş. Yerden yükselirmiş ya. Yani. Şeyhine soruyor. Diyor ki yani bundaki bu maneviyatlı halle ilgili bir şey soruyor. Ona diyor ki İmam Rabbani'nin şeyhi. Ona diyor çarşıdan bir ekmek yedir. Bak yıl kaç? Kaç yılı? 400-500 yıl evvelden bahsediyoruz. Bak ne katkı maddesi var ne bir şey var. Çarşıdan ekmek yedirdim. Çarşıdan ekmek yiyor. Ne oluyor? O haller gidiyor. Şimdi ne haldeyiz bak şimdi? Değil mi? Şimdi bir sürü katkı maddesi var. Eskiden et vardı, süt vardı, yağ vardı değil mi? Şu an yağı bile biz rafine yiyoruz ya. Eskiden rafine yağ bile yok. Yani ayçiçek yağının siz ham halini yemiyorsunuz. Rafine edilmiş halini yiyorsunuz. Kokusu alınmış, bilmem ne alınmış, deodorize olmuş, tamam mı? Açık, rengi açılmış, rengi koyudur ayçiçek ya. Evet, başka. Sen sordun, sen sor bakalım. Hocam, kafein, şimdi şu anki kaldırmaktaki kafein oranı. Şimdi kafein doğal bir şeydir. Kahvenin, çayın kendi içinde olan bir madde. Tamam, hani haricen girmiş bir şey değildir. Tamam, doğal bir şeydir. Ha tabii ki bunda uyarıcı etkisi vardır, uykuyu kaçırır vesaire vesaire. Yani her şeyin fazlası zarardır. Tamam, şeker helaldir, fazla yersin zararını görür. Tamam, çikolata diyelim ki helal bir çikolata, bir tane yersin faydası vardır, 3-4 tane yersin zararını görür. Yani bir şeyin helal olması, onu sürekli tüketeceğin anlamına gelmez. Trans yağ nedir? Şimdi trans yağlar, normal bizim ayçiçek yağını biliyorsunuz. Adam o ayçiçek yağını, tabii ıskarta, satamamış, elinde kalmış, iade gelmiş o ayçiçek yağını, fabrikaya alır. Onu hidrojenizasyon dedikleri bir şey vardır. İşlem, kimyasal. Bu hidrojenizasyon işlemiyle o yapı doyurulur. Karbon atomları arasında çift bağlar vardır, sıvı yağlar. O çift bağlar kopar, tek bağa dönüşür. Bu esnada bizim sıvı olan yağ katı bir hal alır. Tamam. İşte bu katı yağ yaparken bu esnada bazı trans yağlar çıkar. Bu trans yağları şöyle izah edeyim. Normalde vücut sıcaklığın kaçtır? 36.
36, 35, 37. Bu arada oyna. 37 ise ateşli mesela. Hafif ateş var. 36'dır. Allah'ın hikmeti. 36 derecede bu yağ donar. Onun için margarinli poğaça, börek bilmem ne yediğinizde dikkat edin. Zaten margarinli bir şey yediğinizde mideniz yanar. Baklava yiyin, yanarsınız. Yaktı bu beni der mesela. Tabii bu bende oluyor. Eski zamanlarda olmuyordu bende. Ben yiyordum çünkü. Yani margarini yediğim için artık bünyem alışmış. Midem yanmıyor. Şimdi margarinli bir şey yiyip yanıyor. Midem yanıyor. Bir firmaya gittik, öğlen oldu, yemek yiyeceğiz. Bize dediler ki, buyurun yemek yiyin. Ne var dedik yemekte? Dediler işte pilav var, çorba var, et var. Kuşbaşı. Eti sorduk falan. İşte iş yağ geldi. Dedi ki yağ nedir? Sorayım hemen. Aradı, sordu. Tereyağmış efendim. Bizim kendi personelimize tereyağı yapıyormuş. Tamam. Yedik. Denetçim de benim gibi hassas. Biz yedik ama sonra yanıyoruz. Ya dedik emin misin ben bunun tereyağı olduğundan emin misiniz dedim. Ya dedi duydunuz dedi ama bir daha soralım isterseniz dedi. Sonra aradı. Ya dedi özür dilerim dedi. Bugün tereyağı bitmiş. Arkadaşlardan margarin istedik. Margarin ne yaptı dedi. Bünye yanar. Öyle bir şey ki aslına bakıldığında doğal dersin. Margarin. Doğal bir şey dersin. Ama Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmişler. Normalde o yağ sıvı olması lazım ya katı. Sinek bile konmuyor derler, bilir misiniz? Sinek algılayamıyor yağı. Yani normalde onu sıvı yağ olarak bekliyor ama katı yağ. Tabii hayvanda aklı yok ama hissiyat var artık o diliyle ne yapıyorsa. Vesaire. Netice itibariyle ne oluyor bak? Margarinde çok büyük sıkıntı var. Bak evinize gidince ilk iş margarini evden atın. Evden atın canınızı kurtar. O trans yağ dediğin hepsinde var. Bakıyorsun cips alıyorsun. Arkasını çevir der ki trans yağ yoktur. Kocaman yazmış. O enerji diyagramının olduğu yerde yazar. Trans yağ 0.01. Gördünüz değil mi? Evet. Belli bir oran vardır. O orana kadar trans yağ yoksa trans yağ yoktur yazar. Ne gibi? Ürünlerimizde işte alkol yoktur. Veya alkolsüz içecekler tebliğine uygun olarak üretilmiştir der. E içine analize söküyoruz, alkol çıkıyor. Diyeceksin ki hocam o kendi içinden alkol. Değil arkadaş. Bakın kolalar, fantalar. İçmeyin bunu. Bunlarda alkol var. Tamam. Fanta derken yani reklam gibi demiyorum da. Portakallı şey diyelim. Sarı kola. Sarı kola diyelim. Evet, öyle diyelim. Helal olsun. Tamam. Bunlar da alkol çıkıyor analizlerinden. Nasıl çıkıyor diyeceksin? Nereden geliyor analizde bu alkol? İşte hani o aroma demiştik ya size. O aromalardan böyle çok az da olsa alkol geliyor. Ve o alkol son üründe alkol çıkmasına sebep oluyor. Tamam. Marka limon. Sade gazoz diyelim. Sade gazozlar. Yani su gibi olan karbondioksit tatlı gazozlardan bahsediyoruz. Tamam mı? Bunlar helal mi? Bunlarda da analiz yapıyoruz arkadaşlar. Bunlarda da alkol çıkıyor. Bakın benim size tavsiyem. Helal sertifikalı meyve suyu diye bir firmamız var. Bunun meyve suyunu alırsınız. Bunun portakallısı vardır mesela. Buna sade sodayı dökersiniz. Olur size sarı kol. Tamam senin tabirin. Ben mesela karışık olanı vardır. Karışığa sade soda dökerim harika olur. İnsan böyle istiyor asitli bir şey içmek istiyor ya. Onu bu şekilde telafi edebilirsiniz. Ama
dediğim gibi o kolalar şunlar bunlar sokmayın. Buraya da sokmayın. Bak alkol diyoruz, haram diyoruz, içinde var diyoruz. Dikkat edin. Ya bünyeye haram girdi mi ne olur? Hocalarım beni düzeltsin, ben yanlış bilmiyorsam, bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bünyeye haram bir şey girdiğinde 40 gün boyunca ibadetten sevap alınmaz diyor. Bak ibadet kabul olur. Sevap alınmaz diyor. Bünyede şey olur. Trakya'da var mı Trakya? He? Yok mu hiç Trakya? Trakya'dan kimse yok mu ya? Şu Trakyalı'ya benziyor bak. Neresi? Trakyalı mı? Trabzon. Tıktıramadı. Gerçi oradan biraz şey oluyor, böyle göçmenlik falan şey oluyor, benzettim. Şimdi Ramazan'dan önce onlar içerler. Yani içmeyeni de illaki var. Ramazan'dan önce içerler, içerler. Ramazan geldi mi bırakırlar içi. İlk zamanlar teraviye de giderler. Tamam. Sonra onu da bırakırlar yavaş yavaş. Netice itibariyle ama namaz Ramazan'dan önce içtikleri bir içkileri var. Sonra da 30 gün boyunca oruç tutuyorlar. Tutanlar yani. Tamam mı? Adam sevap mevap alamıyor. Ne acayip bir şey. Bak vücuda girmiş alkol. Tamam mı? Sıkıntı. Dikkatli olmak lazım. Yani bak insanoğlunun ilk imtihanı nedir? He? Gıda. İnsanoğlunun ilk imtihanı gıda. Biliyorsunuz değil mi? Kıssayı. Hazreti Adem, Hazreti Havva. He? Bir rivayet işte elmaydı, incirdi, üzümdü, arpa, buğday diyenler de var. Hadis-i şerifler, çeşitli şeyler, rivayetler geliyor. Netice itibariyle neydi? Allah-u Teala işte yaklaşmayın dedi değil mi? O meyve şeyi neyse artık işte ona yaklaşmayın. Netice itibariyle bak ilk imtihan sebebi bir gıdaydı. Allah-u Teala 90 küsur yerde Kur'an-ı Kerim'de helal ve haram kelimesini kullanıyor. Bir ara baktım bu fihristler var ya bu programlar. Bir ara oradan baktım. Helal yazdım. Baktım işte şu kadar. Toplamda 90 küsur yerde helal ve haram kelimesi geçiyor. Bunun 30 küsürü gıdayı talimini. Şunları yemeyin, bunları yiyin şeklinde. Tamam. Bu gıda böyle önemli bir şey yani. Göz ardı ediyoruz ama bak namazın Kur'an'da kılınışı var mı? Yazıyor mu? Yok. Cuma'ya ne zaman gideceğiz? Ha? Cuma günü hangi vakitte gideceğiz? Öyle yazmıyor ki. Cuma günü ezanı duyduğunuzda koşun diyor abi. Kaç defa günü Cuma günü ezan? Ha? Beş. Hadi günü dediği için sabah öğle ikindi olsun. Hangisine koşacağız? Sabah mı öğle mi ikindiye mi? Bak, biz her şeyi hadislerle öğreniyoruz. Kur'an'da pek çok şey yok. Nasıl mesela hac, nasıl yapacağız haccı? O da yok. Hadislerle. Yani Allah'tan peygamberimiz hadisini kabul ediyoruz. Yani olmasa var ya halimiz harap. Domuzun Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de etini haram kılmış. Hürrümet aleykümül meytetü ölü ve demu kan ve lahmun kınzır diyor. Bak domuzun eti. Çıktı bir tane profesör, doktor bilmem ne. Allah-u Teala dedi domuzun etini haram kılmış. O zaman dedi pankreasından dedi şeker hastalığının insülinini yapabilirsin. Neden? Çünkü adam hadislerle işi yok. Kur'an'a bakmış, Kur'an'ı da öyle yorumlamış kendi ilmince. Bizim ülkede böyle maalesef. Adam profesör oldu mu tamam her şeyi öğreniyor. Profesör olur olmaz böyle beyne yüklüyorlar her şeyi. Adam her şey hakkında yorum yapma hakkına sahip oluyor. Tamam mı? Neticede o. Evet. Gıda önemli. Şimdi sen sordun. Sen sordun. Meyve sebzeye yapılan ilaçlama var. Meyve sebzeye yapılan ilaçlama var mı? Var. Karpuz var. Tabii meyve sebzeyi yıkadığın zaman bunlar gidiyor. Bunlar içine yapılıyor. Ama direkt bir de tarladayken yapılan bazı ilaçlar, ilaçlamalar var. Bu da işte o meyvenin sebzenin
çeşitli böceklere vesairelere karşı dayanıklılığını vesairesini sağlıyor. Bunu direkt haram diyemiyorsun. Ona da direkt haram diyemiyorsun. Maalesef. Böyle bir durum. Ama mesela bir ayet-i kerimede şeytan and olsun ki diyor, yanlış da bana da vermek istemem. Bu ekinleri değiştireceğim diye böyle bir şeyi var. İddiası var. Tamam mı? Ekinlerini değiştireceğim diyor. Tamam. Bu işte GDO olarak rivayet eden hoca efendiler olmakla birlikte etmeyen hoca efendiler de mevcut. Ama sonuç itibariyle GDO tehlikeli bir şey. Biz GDO'lu bir şeye helal sakka vermiyoruz. GDO. Tamam. Sor bakalım. Jelatinler böyle sığır jelatinler oluyor. Jelatinler çok tehlikeli. Böyle bir bisküvi düşünün. Üzerinde beyaz bir kremamsı bir şey var. Böyle bastı mı lastik. Marshmallow. İşte evet. Ona marshmallow diyor. Böyle beyaz bir rengi var. Süner böyle. Lastik. Onun esas yapısı jelatin. Kolajen parçalanması ile elde edilen jelatin. Bu jelatin yurt dışından gelir. Tamam. Türkiye'de de üretilmektedir. Lakin öyle bir durum var ki bizim ürettiğimiz getirdiğimizin belki yarısı kadar. Tamam. Dolayısıyla adama bakıyorsun helal sertifika almış. Ama yurt dışından jelatin getirdi. Çok büyük firma diyorsun. Yeşil sermaye diyorsun. Bakıyorsun kullandığı jelatin Brezilya'dan gelmiş. Sorduk ya. Jelatinin kaynağını sorduk. Bize Brezilya'dan getirdiğine dair ve oradaki helal sertifikalama kurumu sertifika vermiş. Şu sertifikalama işlerinde var ya, öyle üç kağıtlar var ki. Adam 10 yıllık sertifika veriyor, parayı peşin ödüyor, bir daha da uğramıyor firmaya. Biz ya biz gidiyoruz, aynı firma hem bizden sertifikalı hem başkasından sertifikalı. Hocam diyor, adamlar yenilemeden yenilemeye geliyor, parasını alıyor gidiyor. Açık konuşayım. Biz sizden memnunuz diyor. Ama sizden şikayetçiyiz diyor, her şeyi de vermiyorsunuz. Onun için gidiyor ondan da alıyor. Bizden alamadığını hemen gidiyor, o parayı bastırıyor, alıyor gidiyor. Tamam. Böyle bir durum var. Evet, sen çok sordun. Sordun. Jelatinle. Şimdi jelatini arkadaşın sordu işte. Olay şu, hayvansal bir şey. Yurt dışından gelme ihtimali var. Jelatinli bir şeyi tüketmeyin. Buyur. Bizim abimiz meşhur markalarda helal olanları var mı? Ne? Hangi sektör? Tortu, eti. Yok, şimdi öyle sektör derken yani çikolata mı istiyorum, bisküvi mi istiyorum? Öyle konuşuyorum. Çikolata olarak Afya var, Milat var, Tadella var. Üç tane firmamız var. Tadella sertifikalıdır. Yani yiyebileceğiniz piyasadaki en kaliteli çikolatalardır ha. İçerisinde margarin falan yoktur. İçerisinde kakao ya, kakao kitlesi, kakao tozu, vanilya vesaire. Yani full çikolata. Tamam? Evet. Sor bakalım. Enerji içeceklerinden uzak durun, sıkıntılı. Hocam cips olarak da... Yani helallik cihetinden sıkıntılı. Bak ben sade sodadan başka bir şey içmiyorum. Bir de helal sertifikalı bulursam meyve suyu içiyorum, o kadar. Ayran içiyorum helal sertifikalı bulursam dışarıda. Ayran olarak ne var? Ayran olarak ne var helal sertifikalı? İtimat var. Tarım kredi var. Burada bizimde falan mı? Tarım kredi sertifikalı bize. Bizimde. Ne? Bizimde. Yok bizden sen. Şimdi Gimdes'in medrese açma projesi hala mevcut. Bunu çalışmalarımızı yapıyoruz. En son bir yer bulundu. Bulduğumuz yer Arnavutköy'de bir yer bulundu.
yakında herhalde ilana çıkılacak konuyla ilgili. Öncelikle oraya da tabii yerin alınması, daha sonra binanın dikilmesi. Bizler biliyorsunuz, biz Gimdes olarak bir cemaatin malı değiliz. Ben İsmail Ağa cemaatini temsilen Gimdes'te bulunabiliyorum. Tamam. Ama Gimdes İsmail Ağa demek değildir. Tamam. Dolayısıyla Gimdes'in arkasında İsmail Ağa, evet, manen, duaen, fıkhen, Fatih Kalender hocamız vesaire sürekli sorunu sorduğumuz, Mustafa Meral hocamız, onun yardımcısı diyeyim, fıkıh kısımlarıyla ilgilenir. Tamam. Bu hususlarda bize destek oluyorlar ama tabii cemaat, biz bir cemaat değiliz Gimdes olarak. Gimdes'in kendisi. Veya yazıcı değil, veya nurcu değil, işte veya Süleymancı değil Gimdes. Gimdes ehli sünnet cemaatlerin müntesiplerinin olduğu bir yapı. Ama netice itibariyle bir cemaat olmaması hasebiyle arkasında büyük destekleri yok. Öyle olunca da evet, sertifikalama yapıyoruz. Belli bir kazancımız oluyor oradan. Ama bununla biz hocalara sorduğumuzda siz kar edemezsiniz dediler. Kar edemiyoruz. Öyle olunca biz sadece maliyetimizi alıyoruz firmalardan. Kar ediyor olsaydı kimseye ihtiyaç duymadan biz üniversiteyi de yapardık, şeydik. Yani biz bir nevi ülkede tekel gibi bir durumdayız. Ama tekelcilik yapmıyoruz. Tamam? Yani bunu kullanmıyoruz. Evet. Şimdi orada niyetimiz şu. Bizim ekip zaten kimyacı, gıda mühendisi vesaire bir ekibimiz mevcut. Teknik kısımda onların yüksek lisansları var. Onlar nasipse niyetimizde bizler öğretim görevlisi olacağız. İslami ilimler de olacak. Ama bu İslami ilimlerle ilgili de tabii o zaman fıkıh kuruluyla bir istişare edeceğiz. Ona göre bir şey yapacağız. Ama tamamen ehl-i sünnet olacağı kesin. Haremlik, selamlık olacağı kesin. Biz aslında medrese kurmuyoruz. Adı medrese. İsmi üniversite ismini beğenmediğimiz için, Müslüman bir isim olmadığı için öyle diyelim. İsmini medrese koyduk. Ama bu medrese sadece İslami ilimler veren bir medrese olmuş. Biz su rica etsin. Burada teknik ilimler de öğretilecek. Tamam mı? Yani kimya, gıda mühendisi gibi. Tamam mı? Biyoloji gibi. Teknik bölümler de olacak. Tıp gibi. Evet. Sen söyle. Hocam başka helal, mesela bazı şeyler arkasında helal yazıyor peki. Onlar. Şimdi evet, önemli bir konu. Gençler, yani bugün ben sizden bir gıda mühendisi, bir kimyacı gibi her şeyi bilmenizi bekleyemem. Dolayısıyla senin vazifen ne? Sizlerin vazifesi ne? Evet, takvaen düşünüyorsan Gimdes helal sertifikalıyı tüketeceksin. Tamam mı? Takvaen. Ama hocam ben hani ruhsaten iş göreyim, o anda işte elimdekini tüketeceğim ama yani ben de bilmiyorum da işte o helal mi değil mi falan. Bu takdirde en azından vebali atacağım biri olur. Ama sen hiç helal belgesi, arkasında logo yok, belgesi yok. Böyle bir ürünü tükettiğin zaman vebal sende. Tamam. Buna dikkat edeceğiz. Yani helal belgeli tüketirseniz ne olur? Piyasada aa millet helal istiyor ya der. Helal belgesi var. Tamam. Evet. Sor kardeşim. Tavuklardan Lezita, Keskinoğlu Erpiliç, has tavuk, gedik biliç. Has tavuk, Erpiliç, gedik biliç, Keskinoğlu. Bir de ne dedik? Lezita. Bak biliç var. Onlar yok. Onlar yok. Cipsler. Makinalı kesime bir sertifika verdiler. Tamam. Şimdi diyeceksin ki hocam makinasız kesimhane mi olmuş?
Burada kasıt şu. Kafayı kesen makine olmayacak. İnsan olacak, eliyle kesecek, besmele getirecek, Müslüman olacak. Sarhoş olacak. Tamam saydıklarınız yok mu? Evet. Bu saydıklarınız yok. Bu saydığım firmalar sertifikalı. Bunların ürünleri sertifikalı. Evet, sor bakalım. Yeni sor hadi. Hocam salam sosis gibi şeyler. Sucuk, salam, sosisler, pastırmalı, helal, jambonlar. Şimdi gençler bunlardan tabii ki etin helallik durumunu konuşmuyorum. Onu zaten biliyorsunuz. Eti zaten helal olmalı. Değil mi? Bir de bunlarda kanserojen. Bomba yapımında kullanılan nitrit nitrat denilen bir madde o. Bildiğiniz normalde amonyum nitrat diyoruz değil mi? Ne bu? Bomba yapımında kullanılan şey. Değil mi? Trinitrotoluen. Ne bu? TNT. Bak trinitro. Üç tane nitro grubu var. Tamam bu işte bu nitrattan falan alıyoruz. Netice itibariyle aynı zamanda kanserojen olan bir madde. Bu madde öyle bir şey ki sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon bilmem ne hepsinin içine giriyor. Eski firmamıza, Çoban Pınar'ın. Helal mi? En son helal. Bak güzel soru. Su haram mı? Reklam da yapmış olduk Çoban Pınar'ın. Zeki abi artık teşekkür ederim. Zeki abimiz iyi bir insan. Kullandığı filtresi onun şeydi. Ağaç kabuğundan yapılıyor. Bunlar da aktif karbon denilen bir madde var. Bu aktif karbon suyu dışarıdan gelen su, doğadan alınan su direkt içime uygun değildir. Böyle paketleyemez. Paketlersin kokar. Tamam mı? Bozulur derler işte. Bilirsiniz. Bunlar öyle bir filtrelerden geçiyor ki tam içime uygun bir hal alıyor ve hijyenik şartlarda kapatılıyor ve uzun süre dayanabiliyor. Tamam. Şimdi bu filtreler, aktif karbon denilen bu filtre, hayvan kemiğinin yakılmasıyla elde edilebilir. Tamam. Hayvan kemiğinin yakılması sonucu elde edilen bir aktif karbona temas eden su ne olur? Hayvan helalse helal, haramsa haram olur. Tamam. Bak su da haram oldu. He? Yani suyu bile haram yapabiliyorsun yani. Ama Allah'tan şöyle bir şey var ülkede, hani sevindirici olarak söyleyeyim. Genel itibariyle gördüğümüz o aktif karbonlar ağaç kabuğu. Tamam mı? Hindistan cevizi, koko diyorlar. Şimdi sormayanlar olsun ya. Sen sormuş muydun? Sormadın. Hocam bu zamana kadar hiç Hindistan logosunu görmedim de. Yani ortalama olarak hangi ürünlere sertifika verdin? Şimdi logo, biz şart koşamıyoruz. Kullanacaksın diyemiyoruz. Tamam. Firma kullanmak isterse logomuz bu. Yani soldaki ne? Hangi ürün? Sağdaki üst köşe. Yani bu zamana kadar hangi ürünlere verdiniz? Ha mesela nerede görebilirsin? Orkide yağ vardır mesela. Görebilirsin onları. Sinangil'de görürsün. Afyon'un ürünlerinde görürsün. Efendime söyleyeyim. Başka. Ya bir sürü firma var kullanan ama işte. Hocam meşhur olanlar. Merak etmek lazım. Tadelle de görmen lazım. Vardı en son. Tamam mı? Tadelle de cipslerde. Canım marka çok. Ben sana şunu söyleyeyim. Bak size bir kolaylık gösteriyorum. Şimdi hayatınızda buradan çıktıktan sonra her şeyi bir anda değiştirmeniz zor. Ben başardım. Kendim adıma söyleyeyim. Eve gittim annemle kavga ediyorum. Eğitimi aldım. O gazla bir gitmişim. Tamam mı? Anneme margarini attırdım falan. Tavuk helal geliyor öyle. Kolayı, cipsi bırakmışım zaten. Tamam. Hakikaten kendimde onu tatbik ettim. Bir anda kilo verdim yani. Bayağı abur cuburum kesildi. Yiyememiş bir şey. Çikolata tadelle yiyordum. Afiyeyi de her yerde bulamıyorsun. O zaman millet çikolata da yiyor. Sadece tadelleyi bulabiliyorduk. Onu yiyorduk. Tamam.
bayağı bir şey yapmıştım ama hayatınıza bazı şeyleri değiştirir. Eve git, aç dolabı, margarin varsa aç çöp. İsraf deme ya. Canını kurtarız. Tamam mı? Margarin öyle bir şey ki, hocam yıllardır yiyorlar ya, bir şey olduğu yok. Oğlum 60-70 yaşında damar tıkanıklığı yaşıyor, nasıl oluyor? Yediği margarindeki o trans yağlar vardı, kimdi o arkada sordu. O trans yağ vücut sıcaklığında ne oluyor? Donuyor. Donunca ne oluyor? Bu damar. Helal mi? Damarın içini böylece kaplıyor. En son tak! Damar tıkandı. Tamam. Damar tıkanıyor, adam kalp krizi geçiriyor. Bir anda olmaz öyle. Yıllar sonra ortaya çıkıyor. Tamam, sigara. Bak adam 90 yaşına kadar içiyor, öldürür diyorlar, adam yaşıyor. 12 yaşından beri içiyor mu? Bu işler böyle. Bazı bünye vardır, kaldırır. Bu demek değildir ki zararsız. Bazı bünye vardır, mesela Trakya'da yaşadığımdan biliyorum. Adam var bir bardak şöyle bira içiyordu, sarhoş oluyordu. Öteki var orada 2-3 tane bir şişe bitiriyordu, hiçbir şey olmuyordu adam. Yani bünyenin farkları oluyor, birbirinden farkları oluyor. Tamam mı? Evet, şimdi başka sordunuz. Sen sormuştun. Sen sormuş muydun? Ben sormadım. Sor bakalım. Hocam Afya'nın bütün ürünleri helal mi? Yok. Kolası, işte Fanta diyoruz ama Fanta değil aslında, işte o portakallı içecek mi diyeyim. Gazozu mazozu vardı en son. Bunların bizden herhalde sertifikası yok. Meysun bütün ürünleri helal mi? Meysun'un da bütün ürünleri sertifikalı. Değil mi hocam? Değil. Logomuz olacak, dikkat edin. O logosuz ürünleri tüketmezsiniz. Meysun'un logolu ürünleri helal sertifikalı. Başka sen sor bakalım, sen sor bakalım. Hocam, Tarım Kooperatif'te bir tane pesbörlü bir tane gazoz var. Portakallı var, işte çeşitleri var. O helal midir? Yani bizden helal sertifikalı değil. He, Tarım Kooperatif değil mi? Tarım Kredi, kooperatif demek aklınıza hemen şey gelmesin. O, bu adamların markasını barındıran her şey helal. Biz şu an için sütüne sertifika verdik. Süt grubu ürünleri sertifikalı. Onlara kefiliz, tamam mı? Her yarın öbür gün onlara da alır, onlara da bakarız, inceleriz, ona göre şey yaparız. Ama Gindes, şu ana kadar gazoz, kola ve benzeri türev ürünlere helal sertifika vermedi. Vermiyor. Tamam mı? Yani başvursa da alamayacak. Denetimler nasıl? Denetimlerimiz önce ilk gittiğimizde haberle gideriz. İlk tanışma. Gideriz, gezeriz, görürüz. Tavsiyelerimizi yaparız. Netice itibariyle deriz ki kardeşim şunları düzelt, helal sertifika alırsın deriz. Tamam, düzeltir. Düzelttikten sonra kontrol gerekiyorsa kontrole gidilir. Ki genelde öyle olur. Netice itibariyle sertifika verilir. Sertifika verildikten sonra sektörüne bağlı olmakla birlikte en az 2, en fazla 3, kesimhane olursa 8'e kadar. Baskın denetimi dediğimiz, yanımızdaki denetçinin bile haberi olmayan denetimlerle kontrol ederiz. Denetçi götürürüz bazen denetimlere. Her zaman. Eğitimlerde denetçimiz olmaz çünkü. Denetim varsa yanımızda muhakkak denetçi olur. Çünkü İslami açıdan 2 tane erkek şey olması lazım. Bize bayanlar çalışıyor. Lakin bayanlarımız bizim geri planda içtimai hayatta değiller. Yani denetime gitmezler. Tamam mı? Onlar geri planda. Sertifika başvuruları, analiz takipleri gibi böyle. Bizden ayrı bir bölümde görmüyoruz onları biz. Tamam mı? Ayrı bir bölümde çalışıyoruz. Netice itibariyle bu baskınları da yapıyoruz. Kesimhanelerde ise kamera takip sistemimiz var. 24 saat canlı olarak kesimhaneleri izliyoruz arkadaşlar. Bazen arkadaş sabah namazına kalkıyor, açıyor, bakıyor. Tamam. Çünkü gece kesenler de var. Bakıyoruz, elle mi kesiyor?
kontrol ediyoruz yani. Tamam? Evet. Sor kardeşim. Hocam bir misafirliğe gittiğinizde... Kız istemeye gittim. Yediğiniz yemeklere nasıl dikkat ediyorsunuz? Başım. Kız istemeye gittim. Kız istemeye giderken bir büyüğümüz vardı. Şimdi tabii kız istemeye gitmişsin, önüne bir şeyler gelecek diye bunları yiyeceksin yani. Geldi önüme baktım. Yani tecrübeme dayanarak, tamam mı? Şunu da diyorum, şöyle bastırıyorum falan izliyorum. Bunda margarin yok belli diyorum mesela. Tamam kendimce. Yumurta var diyorum, yumurtada çok problem olmaz diyorum. Un yüksek ihtimal helal sertifikalıdır diyorum. Dünyadaki en büyük enzim üreticileri helal sertifikalı. Tamam mı? Öyle olunca diyorum ya unda da çok büyük bir problem yoktur. Pakmaya da bizden sertifikalı ya. Dedim mayası da pakmaya da. Şimdi üst düzen yapıyorum, başka bir şey gelmiyor elimden. Dedim ben en iyisi şunu yiyeyim. Bir tanesi kaşarlıydı mesela böyle. Hemen o yanındaki gelen abiye uzat, abi sen bunu yemişsin dedim ben şunu yiyeyim. Böyle yani işte hayatımız. Şimdi bizim, bana alıştılar şimdi çağrımlar. Hanımı arıyor şimdi hanımı. Diyor şimdi siz ne yersiniz bilemiyorum diyor. Bir yardımcı olsana bana diyor. Hanım ona tüyo veriyor. Ne yapmayı düşünüyorsun diyor. O zaman şunu al bunu al falan. Böyle bir hayatımız var yani. Tamam mı? Dikkat etmeye çalışıyorsan böyle olacak. Yoksa gömer geçersin. İnsanların makinesi var diye. Evet. Çok kolaylık konu neleri var. Kardeş sen çok tehlikeli giriyorsun bildiğin. Direkt marka girme. Şimdi biz dedik az önce kola dedik. Kolanın zaten türkü gavuru olmaz. Tamam mı? Bunun bir bazı var. Bu bazını yurt dışından alıyoruz. Patentli ürün. Tamam. O vazı alırsın sen burada, glikoz şurubuyla, karamelle bilmem neyle renklendirirsin. Tamam mı? Sonra onu satarsın. Olay böyle gerçekleşiyor. Ha, bazıları kola benzeri ürünler satıyor, onlar ayrı. Tamam mı? Onlar da gene kola vazı alıyor, karıştırıyor, öyle diyor bir şeyler. Evet. Bir dakika dur bakayım, başka var mı soru sorun? Hocam ben... Sana sordurduk muydu ya? Sordurduk. Başka? Buyurun. Ha, güzel soru. Tüm helaller sağlıklı mı? Şimdi biz helal sertifika verdiğimiz ürünlerde sağlıksızsa zaten sertifika vermiyoruz. Niye? Ayette diyordu ya hani Bakara suresi 168'de Bismillahirrahmanirrahim külü yiyiniz mimma filardi yeryüzünde bulunanlardan ne oldukları halde halalen tayyiben. Hem helal olacak, hem temiz olacak. İkisi birlikte olacak. Gimdes, hem helal hem temiz olmayan bir şeye sertifika vermez. Çünkü ayırmayız biz onu. Allah ayırmadığı için. Allah orada ne yapıyor? Bak, halalen sıfat. Değil mi? Tayyiben mevsuf. Doğru mu hocam? Yanlış söylüyorsam bir saattim. Bak, eskiden bir ara İzhar'a kadar okumuştum. Aklımda kaldığı kadar söylüyorum. Helalen tayyiben. Ne yaptı Allah-u Teala bak? Aynı harekeli geldiler değil mi? Helalen tayyiben. Ne oldu? Öyle helal ki temiz, pak, hijyenik, sağlıklı. Böyle olmak zorunda. Tamam. Dolayısıyla her helal belgesi. Bir de şeyde var hocam, organikler var, organik. Duydunuz mu? Organik ürünler. Organik ürünlerde ne oluyor? İşte doğal ürün. Katkı yok, bir şey yok gibi algılanıyor, değil mi? Mesela karmin o dediğimiz ya, böcek boyası var ya, onunla bir ürün yap, diğer ürünlerde organik olsun, organik sertifikası alıyor. Yani her organik helal değildir. Tamam mı? Buna da böyle şey yapmamız lazım. Gindes'in verdiği sertifikalı ürünler hem helaldir hem sağlıklıdır. Ama sen gidip çikolatayı çok yersen, şekeri çok tüketirsen, unu fazla alırsan bunun zararı olur. Tamam mı? Bitirelim hocam. Peki.
bitiriyoruz. Herkese söz ver. Sen soru sormuş muydun? Yok. Tamam, sağ ol. Son soru senin olsun. Hadi. Hocam kokoreç soracak mı? Kokoreç elen mi? Güzel. Şimdi bir galiba bildiğim kadarıyla bir mekruhiyetliği var. Lakin en azından helal bir hayvanı yediğini söyleyebilirim. Çünkü domuzun kokoreçi olmaz. Tamam. Ama yurt dışından gelen, şimdi öyle oldu. Yurt dışından hazır gelen kokoreçler var. Direkt gelecek. Sen zannediyorsun yerli mal değil, yurt dışından. E yurt dışından gelen de biliyorsun kokoreç sadece o bağırsak değildir. Bir de onun içerisine yağ saran. Tamam mı? O da bir lezzettir. İç yağ mı diyorlar? Ne diyor? Netice itibariyle gene aynı et ürünlerinde gösterdiğin hassasiyeti göstermen lazım. Eğer adam dikkatliyse, yerli malı kullanıyorsa kuvvetli ihtimal helal diyebiliriz. Kuvvetli ihtimal ama gene her zaman bir ihtimal vardır haramda. Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Eyvallah.